başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gül kırış amatası kanaylı. Hamserim acanım, karakolu açalım, romana da zaptrat kolay mı? Pembe. Yunus abi Pembe evi terk etmesi diye şiirler yazdı. Kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem. Serenatlar yaptı ama nafile. Boşanmayı kafasına koyan Pembe ortalığı ayağa kaldırdı. Kadın programlarına çıkıp abime iftiralar etti. Ay göreceksiniz Şamata'yı. Mahallece canlı yayında kavga ettik kız. Dur. Sonra soyguncular Ethem'le Pembe'yi kaçırdı. Pembe! Ay! Yunus abim Pembe'nin hayatını kurtarınca Pembe tekrardan abine aşık oldu. Vurdun adamı. Ay canım, sen benim kahramanım. Aslan kovsun. Aşkıma kavuşacağım be. Ayıptır söylemesi. Gerdiğe girdiler. Canım kucağı, şu erkeğimi güzel aldın kucağına. Atılın beni yata. Bakalım bu hafta neler olacak? Ne oluyor lan? Lan bu zurnacı benim kuyruğuma niye girmiş? Lan ben dün gece iki kadeh attım da... sarhoş mu oldum da... bu zurnacıyı ben kuyruğuma aldım? Tübe tübe. Yoksa alır mıyım ben bunu kuyruğuma? Dur ben şunu cindikleyeyim de uyandırayım şimdi. Ne oluyor be Pembe? Niye cimcikliyorsun nazik popomu? Yok anam yok. Bu herif maalesef gerçek. Ulan ırz düşmanı. Sen benle niye aynı yataktasın? Pembeciğim dün gece seninle gerdiğe girdik ya. Al gülüm ver gülüm yaptık, hatırlamaz mısın? Al gülüm ver gülüm mü yaptım ben seninle? Demek sen beni ifal ettin lan, ben seni öldürürüm lan ben seni. Ne ifal be kadın, karım değil misin? Gerdiğe girdik. Sen benim kalktın, geç kızlık isterimle oynadın ha? Dur söyle, sen yoksa benim gazozuma ilaç mı attın Nuriye Alçakılıklı herif? Manyak mısın be? Ne gazozu, ne ilacı? Kendin girdin koynuma, nikahlı karım değil misin? Ben kız oğlan kızdım. Kendimi de beyaz atlı prensime saklardım lan. Sen beni niye ifal ettin lan? Deli deli konuşma be kadın. Ne kız oğlan kızı, boyunca çocuğum var be. Lan sen beni mahvettin. Gitti genç kızlığı. Lan Allah korusun, bak gördün mü, ben şimdi kötü yola da düşerim. Allah'ın mahvettin sen beni bak. Sultan! 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 Lan ne var Sultan! Be?
Sabah sabah ne var be bu kadar önemli? Niye çağırdın? Şahanem, babam bize söz vermedi mi? Ben evlenince pembeyle konuşup sizi de evlendireceğim demedi mi? He, verdi. Dün gece onların gerdek gecesi değil miydi? Bugün de balayları. Yani en mutlu günleri ha. Öyle. Ya derim ki hazır onlar bu kadar mutluyken konuşalım. Evlenmemize izin versinler ha. Doğru be Ferhat. Olur bu iş. Anam tam kıvamdadır bugün. Çünkü hakikaten de bugün anamın en mutlu günüdür lan. Bugün benim en mutsuz günümdür ha. Nasıl kıydın lan sen benim gibi bir tazeye? Nasıl kıydın? Ulan senin neren taze bayatkacı? Küplenmişsin haberin yok. Naftalinli. İn tepemden be. Babam da teklifimizi hemen kabul eder. Eder tabii. Anam Yunus babayı mutluluğa boğmuştur şimdi. Ay be şimdi seni bulmaz mıyım? Boyayım mı lan seni? Boyayım mı lan ben seni? Ya, boyayım mı lan? Ya dur be be. Ulan benim için ne manyak kazı. Buldun mu lan? Bir dakika bir dakika. Buldun mu? Çok doğru dersin Beşhan'ı. Tam havalarındadır la şimdi ha. Tabii Ferhat. Düşünsene. Şimdi yatakta uzanmış. Birbirlerine en güzel aşk laflarını söylerler. Lan namussuz. Kırnatacı köpek. Ay yetsin kacı. Ayvan. Ayvan oğlu ayvan. İnat. İnadı inat. İki kanat kacı. Ulan eşek. Gidelim o zaman Şahanem ya. Onların bu mutlu gününden istifade edip evlenmek istediğimizi söyleyelim. Doğru be Ferhat. Hadi koş. Hadi. Hadi. Seninle evlendiğim güne lanet olsun. Puh. Asıl benim seninle evlendiğim güne lanet olsun. Baba. Uysuz bir şey. Geç kaldık Şahanem. Bunlar birbirlerini yemeye başlamışlar bile. Eyvah. Saklanma. Bizim evlilik kişi yatarla. Ulan üstüme kene gibi yapıştın kaldın. Yarından tezi yok. Boşarım lan ben seni. Canıma minnet pembe kacısı. Yolun açık olsun. Benden uzak canıma minnet. Ay aşkınat acı. Vampir kacı. Eyvah bunlar cepheleri ayrılmışlar be. Ulan. Şimdi. Ulan cephanem bitti değil mi köpek? Bitti. Yemez miyim lan ben şimdi seni? Yapma bitti Fural hatası ulan. Yapma. Baba. Yapmasınız. Lan kızım topla eşyalarımızı gidelim bunların bitti evinden ha. Aa uyuz kacı. Asıl artık. Senin evin bitti be. Tamam. Biz kendi evimizi kolonyalarla parfümlerle yıkarız be. Böyle cillop gibidir evin. Ay tüküreyim sizin cillop evinize be. İsterse canın çektiyse sana da bir tüküreyim. Ne yaparsan yap be. Yapma Allah ya. Allah. Cemiz içi bakma hırsından çatla. Kız oynar. Senin o ağzını yırtlar. Ya yapma ya. Bir susun be! Bir susun be! Bir susun be! Bir susun! Bu ne hal ya? Yatıya gelseydiniz. Salih. Buyurun komiserim. Temiz çarşaf çıkar oğlum. Komiseri? Şikayetçiyim ha. Geç kızlık hayallerimi yıktı bu hayvan. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Bu cadı karı evlilikten soğuttu beni. Ya abartmayın canım. Ya olur öyle karı koca arasında tatlı sürtüşmeler. Bekarlığınızdan ayrı çektim. Şimdi de evliliğinizden ayrı çekiyorum. Ya adam olmayacak mısınız siz be? Ay akşam gülü oynaya gerdeğe girdiler. Sabah da ırlaşarak çıktılar be komiserim be. Suçlu pembedir. Bu cadı karı yüzünden balayı değil bal dakikası bile yaşayamadım. Her an çıngar çıkardı ve tadımızı kaçırdı. Ne yapayım? Namusumu kirletti bu herif benim komiserim. Yani şimdi ben derim ki benim namusum temizlenir mi? Ne renklilerle yıkasan temizleniyor ne beyazlarla. Gitti cillop gibi namusum. Ama güzel karıyım. Neyse. Kupseri. Karı ile kocanın arasında girilmez diye bu seferlik sizi affediyorum. Yani komiserim şimdi burada karı ile koca arasına girilmez mi? Girilmez canım. Geleneğimiz böyle. Bugün kavga ederseniz yarın barışırsınız belli mi olur? Hem kavga evliliğin tuzu biberidir. Ne güzel dedin sen. Yani şimdi ben derim ki hani sözün gelişi diyorum. Çalgıcıyı öldürürse o zaman da karı koca arasına girmezsiniz değil mi komiserim? Yani ceza yok. Ne diyorsun be kadın? Sen. Ben yani barışın diye dedim. Birbirinizi öldürün diye demedim. Dedim ben size komiserim. Katil bu kadın. Katil. Tek kişilik infaz timi. Kod adı Çakal Carlos. Aşk olsun be baba. Üvey annemi yanlış tanıtırsın komiserime. Canım öyle değil mi canım? Yani beni yanlış tanıtır komiserim.
tabii. Anam aslında çok tatlı bir kadındır. O tatlıysa ben kesin şeker hastasıyım. Çünkü ne zaman yaklaşmaya kalksa fena halde dokunur bana, fenalaşırım. Bakın dokunmuş değil mi komiserim? Her tarafımı karartmış mı? Görürsünüz değil mi komiserim? Bak ne güzel şakalaşmışlar tatlı tatlı. Tabii tabii. Birbirlerine çok yakışırlar maşallah. Evladım siz de hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Kusura bakmayın ama ben bu karıdan kesin boşanırım. Sizin evlilik işi de yatar. Ya yapma baba ya. Gözünü seveyim ya. Ya söz verdin ama Yunus baba. Evlendireceğim sizi dedin. Ay doğru be abi öyle dedin. Hı. Ulan ben canımı sokakta mı buldum be? Karının üzerinde dikkat ölüm tehlikesi kastsız yaklaşmayın yazar. Siz hala evliliğe devam et diyorsunuz ya. Susun be susun. Gidin aile meselelerinizi kendi aranızda konuşun. Salih buyurun. At bunları dışarı. Başüstüne komiserim. Ya aman baba ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Komiserim. Ne var? Bende de. Ne sende de? Bende de ne var? Bak. Yunus'un neyesi? Salih. Tansiyon aletimi getir. Getir çabuk. Beyler. Yaklaşın bakalım. Hepinize müjdeli bir haberim var. Haydi gele gele gele. Gel 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 gel. Ne diyeceksin? Mahallemizin çocuk parkındaki kırık salıncakları, kaydırakları tamir ettireceğiz. Yaşa be Muharrem abi. Çocuklar çok sevinecek. Eksiklerin hepsini tamamlamak lazım. Aferin bari. Doşnant gibi yapacaksın mahalleyi maşallah. Muhtar dediğim böyle olur be. Devlet gibi adamsın hani inceden. Şımartmayın beni arkadaşlar. Görevimizdir. Aa, olur mu hiç Muharrem abi? Mahallemiz sana çok şey borçlu abi. Sağ olun. Neyse. Bu kırık salıncakları falan mahallenin bağışlarıyla tamir ettiririz. Haydi bakalım pamuk eller cebe. Mahallelinin bağışlarıyla mı? Direkt devletten beklesek şipşak. Muharrem abi ne gerek var tamire falan ya? Kırık pırık idare etsin çocuklar işte ya. Hem illa sallanmaları gerekmiyor ki be abi. Parkta oynasınlar, sokakta oynasınlar. Oyun mu yok onlara inceden? Değil mi lan Nuri? Tabii abi biz de sokaklarda büyüdük. Bak ben hala sokaklardayım abi ya. Çok gereksiz. Doşnant'ta bile kimse tamir yapmaz. Mesarip. Hani az önce salıncağın tamiri çok gerekliydi. Hani Doşnant gibi olacaktık. Cebinizden para çıkacağını öğrenince hemen macuncu fırıldağı gibi döndünüz he. Ne dönmesi abi? Nereden çıkarıyorsun? Aşk olsun. Hem de biz. Daha neler be abi? Ayıp size be. Ya mahallenin çocukları için bir paket sigara paranızı vermeyecek misiniz? Bu çocukların oynamaya hakkı yok mu? Yaşıtları gibi salıncağa binmeye, kaymaya, koşup çıvıldaşmaya hakkı yok mu be? Gene bam telimizden vurdun bizi Muharrem abi be. Buyur abi. Buyur abi. Direkt damardan daldın be abi. Müslüm baba gibi adamsın valla. Aferin. Tekin Üşel'e hepinize bakmış keseceğim. Etem sen vermeyeceksin mi? Ben güvenmem sana. Ne güvenmeyeceksin ya? Makbuz keselim işte. Dediğimizi makbuzu. Makbuza filan güvenmem arkadaş. Ne bileyim cebine indiren kendi yapmadığını. Sen ne dersin lan? Edepsiz. Hırsız mıyım lan ben? Ufak sevilerin parasını mı çalacağım ben lan? Çık lan dışarı. Hop çek şu ellerini. Dünya kadar borcum var bana. Aciz getirir donunu bile alırım vallahi. Pardon, çok pardon. Yanlışlıkla dokandım. Affedersin. Kepek var burada. Sileyim beni. Şöyle. Topla kız. Sultan topla. Tamam ama toplarım. Hadi amacı karı. Ne toplasın be? Evlenirken getirdiğim çeyizlerimi toplarım kız. Sultan kızım aç şu gardırobu orada elbiseler vardır ha. Onları da at kız. Haydi. Tamam. Hop. Ne çeyizi be? Sen çeyizle mi geldin bu eve? Abi baktı be. Bir tek bu donunla geldin. Ay o da çok isterse çıkarıp getireyim ben sana. Uydurmayın. Altınlarla, gümüşlerle, kat kumaşlarla geldim ben bu eve. Sultan, burada çiçekli intihar al kızım. Ben getirdim onu da. Peki abi. Hadi be uydurma. O seni değil, beni beteğindir be. Aha, bak şu bedene bak be. Seni gibi 10 kişi sığar buraya be.
Hakikaten de öyleymiş. Kız boş ver onu, güzel değilmiş o kız. Kız bak burada bir takım elbise vardır erkek idaresi. Ha, al onu da al haydi. Ben getirdim onu. Ha. Sen getirdin. Tek elbisen bu. Ayakta verme. Bir durun be, bir durun. Durma. Selim'indir bu takım. Ben getirdim onu buraya. Lan Selim'in takımının bu evde ne işi var? Lan eşyalarımın arasına karışmış gelmiş. Ne bileyim ben, ben şunu lan. Vermem lan, vermem. Elbisem yırtıldı. O kol seninde kalsın. Sen bir şey yaparsın. Ben bunu Selim'e yelek yaparım ha. Mahvettin elbisem. Ben yedim seni pembe. Allah'ım. Tek elbisem o benim. Ye onu. Ye onu. Sanki sana bir haller olur. Tavırların çok değişti. Bak şimdi ben şu Ayyaş'ı nasıl kıskandırıp kudurtacağım. Uğraşma be abla. Yazık adama. Bu akşam ne kadar güzel müşteri vardır ha. Hepsi de erkekti. Maşallah. Şunlara bak lan. Boy boy, çeşit çeşit. Model model. Size size. Seç be, en istediğini kendine kuca yap canım, değil hop, mi? Hop hop, ne dersin be kuduruk karı? Sen zaten evlisin. Kendine gel. Ne kocasıymış o öyle? Sen de kendine koca dersin ya. Bilmem ki ne diyeyim sana artık. Ama lafa tutma beni. Kendime yeni koca bulayım bakayım. Lan şu keltoşlu model ne güzeldir. Bana uyar mı dersin? Bu büyüğe erkekliğin doktorasını yapmış bir semtin evladıdır. Senin bu tür hareketlerin bize ters gelir. Bu büyüğe de alerji yapar. Rahat dur yoksa çikolaneti kafanda paralar. Sen onu al da kulağına sok. İşitmene yardımcı olur canım. Allah! Dedim lan seni pembe! Ulan yedim seni. Lan ay yedim. Seni ha, bırak karışmayın. Karışmayın. Ya, ya, ya durun ya. Karışmayın. Ya, ya durun ya. Baba, hayır. Vur, 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 baba, yapma, 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 baba. Buyurun. İyi günler komiseri, beni çağırtmışsınız. Muhtar, sen mi geldin? Geç otur bakalım. Hayırdır komiserim? Nasıl söylesem, hakkında bir şikayet var Muharrem. Şikayet mi? Ne şikayeti komiserim? Cennet Mahallesi Güzelleştirme Derneği adına para toplayıp makbuz kesiyormuşsun. Doğrudur komiserim. Para toplarım. Çocuk parkındaki kırık salıncakları, kaydırakları tamir edeceğim inşallah. Bunun neresi suçtur anlamadım. Yok. Orada bir suç yok tabii de. Nerede suç var? İhbara göre topladığın paraları kendi hesabında kullanıyormuşsun. Etem söyledi değil mi bunları? Hem yardım etmez hem de ihbarda bulunur namussuz herif. Dur hemen celallenme. Otur bakayım şuraya. Otur. Nasıl sinirlenmeyeyim be komiserim? Ben kendi cebimden dünyanın parasını harcadım o parkı yaptırmak için. Bir de kalkmış bana iftira ederler. Ya sen ne biçim muhtarsın ya? Sakin ol. Şöyle adam gibi konuşalım. Muhtar falan değilim artıkın. İstifa ederim. Ne? Ne diyorsun be adam? Duydunuz komiserim. İstifa ettim muhtarlıktan. O şikayet edenler kına yaksınlar artıkın bir taraflarına. Deli misin be adam? Mahalleyi muhtarsız mı bırakacaksın? Onlar beni istemezlerse ben onları hiç istemem. Gidip mazbatamı da bırakacağım. Ne halleri varsa görsünler artık. Allah Allah. Salih gördün mü? Deli vallahi bu adam. Haklısınız komiserim. Pire için yorgan yaktı resmen. Ya. Görgüsüz yeter. 250. Her Allah'ın günü burada para sayacağına kendine bir para sayma makinesi alsana. Hem sen rahat edersin hem biz. Yok be Yunus. Bir gün paran olursa sen de göreceksin. Elle para saymanın tadı hiçbir şeyde yoktur. Sizde para olmadığı için bu zevkleri bilmezsiniz tabii. Ne oldu be Muharrem? Burnundan soluyorsun. Ne oldu ben işte? Biri karakolda ihbarda bulunmuş. Muharrem dendeği paralarını yiyor demiş. Allah Allah. Kim acaba? Hanginiz yaptınız be?
Ayıp ayıp, hiç yakıştıramadım size. Ama o şerefsiz için rahat etsin. Muhtarlıktan istifa ederim artık. Ne? Ne yaparsın, ne yaparsın? Ne yaptın? İstifa mı ettin enişte? Hı hı. Ne yapıyorsun be abi? Gel vazgeç şu işlerden. Hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Kararım kesindir. Ha, sen istifa ettiysen yeni muhtar için seçim mi olacak? Evet, seçim olacak. Aa, o zaman ben muhtarlığa adaylı mı koyarım? Yok yani, yanlış anlama. O seni ihbar eden size de dersini bildiririm, değil mi? Bu bünye bu mahalleyi sana yedirmez Ethem. Ben de adaylığımı koyarım muhtarlığa. Ne dersin be abi be? Duydunuz. Mahallenin muhtarlığını o Ethem adisine yedirmem. Muhtarlığa adaylığımı koyuyorum. Sonuna kadar arkandayız oğlum. Sizin desteğinizle değil muhtar, başbakan bile olurum be. Gurur duyarım bu aileyle. Emin baba, bizim baba. Ama bir abi. Emin baba, bizim baba. Gel, gel, gel. Papatyalarım var, lalelerim var, çiçeklerim var. Yok, abim, istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. İstemiyorum. Sana karına bir çiçek. Ya hayır, istemiyorum dedim ya. De para kalkmış. Be, ulan azıcık romantik ol, karına götürür. Haydi, çiçeklerim var, papatyalarım var. Gel. Aa, kız pembe. Aa, kız gel, gel. Kız pembe. Ne? Ha, çok sevinçliyim ben de. Ne oldu canım, niye sevinçlisin? Kız yoksa balinalar için avlama yasağı çıktı da. Kız ona mı sevinirsin? Çok komik. Geberme Emin. Kız koca muhtarla adaylığını koydu be. Buna sevinirim. Kız oynakçı ne dersin sen? Muharrem zaten muhtar değil midir? Yok. Muharrem Ethem'e kızıp istifa etti. Ethem de muhtarlığa adaylığını koymuş. Yunus abim de ona inat aday oldu. Sevindin mi kız? Tabii tabii, ne demesin. Çok sevindim bak. Bak. 32'dir sırıtırım sevinçte. Lan ben o muhtarlığı o zurnacı yedirirsem bana da pempe demesinler. Dur bakalım sen. Haydi canım, hoşça kal. Çiçeklerim var. Bebe nereye kız? Aman, haydi çiçeklerim var benim. Haydi papatyalarım var. Bak orada oturur. Ethem, söyle ona buraya gelsin. Haydi söyle. Ethem abi. Pembe abla seni çağırıyor Şimşak. Hemen bakarım. Ha, bak bak. Şimdi Ethem'ciğim. Ben derim ki... Artık'ın Cennet Mahallesi karılarının da... ...siyasete atılma vakitleri gelmiştir. Doğru dersin kız ana. Bizim neyimiz eksik? Biz de girelim siyasete. Evet, biz de girelim. Bir durun. Hemen gaza gelmeyin. Önce ben bir siyasete gireyim. Bir ortamı kontrol edeyim. Bir boy vereyim. Sonra inşallah sizi de yani şey ederim yani. İyi yanıma de alırım. Ben de. Benden ne istediğini anlamış değilim hala. Ne istersin? Şimdi. Öncelikle çok güzel bir soruyu şehtirdin yani. Tebrik ediyorum. Şunu istiyorum. Muhtarlık seçiminden vazgeçeceksin. Yerine yani beni şey ettireceksin, olur mu? Tabii pembeciğim. Kurban olsun sana muhtarlık. İstediğin her şeyi yaparım. Yeter ki sen iste. Yeter ki ben isteyeyim öyle mi? Yani şimdi sen bu mantıkla afişlerin parasını, promosyonların parasını da ben öderim dersin. Canım. Öyle mi? Ben mi öderim? Lan Ethem'ciğim, sen daha az önce istediğin her şeyi yaparım yeter ki sen iste dedin mi demedin mi? Dedi tabii, hepimiz şahidiz. Yok ya, dedim hakikaten. Lan Ethem'ciğim, sen gel bana sponsor ol. Bu seçimde şu Yunus'u bir al dedelim. Ben muhtar olunca her şeyi hallederim. Çaktın mı? Öteki aday Yunus baba mı?
Eyvah. Yanlışım varsa düzelt Sultan ama mahalleyi çok civcivli günler bekliyor. Tamam be Pembe. Tamam derim. La ne durursunuz? Alkışlayın yeni muhtarınızı. En büyük muhtar bizim muhtar. Tamam. Şimdi kimse bu çizgiyi geçmiyor. Ethem tarafı bu tarafa, Yunus tarafı burada. Ulan Rıza, ulan Rüstem. Hemen Ethem'in tarafına geçtiniz değil mi? Bir muhtar olayım, hepinizi sürdüreceğim ulan bu mahalleden. Aa, ayıp ediyorsun Yunus baba. Ne Ethem'i ya? Bak bak bir de inkar ediyor dallama ya. Hem Ethem'in tarafına geçiyor hem de Ethem'in tarafında değilim diyor. Üçkağıtçı baba, üçkağıtçı, üçkağıtçı. Geliyor, alemi kralı, mahallemizin muhtarı geliyor. Ethem dallaması mı geliyor? Gelsin bakalım. Ulan Göttingen'le Ethem benim babama rakip olabilir mi be? Yaşa be Ferhat, bize söyledin ha. Haydi. Cennet Mahallesi, kadın kapalı ileri. Ileri. Ne diyordu be? Bilmiyorum ki baba. Ayran ula. Bize her gün bayram ula. Çatla da patla. Mutlarla adaylığımı koydum. Çarp kabakat. Abimle Ethem dururken sana hiç bir tane bile oy çıkmaz. Avucunu yalarsın seçimde. Siz beni ne sandınız be? Ethem gel lan şunlara söyle lan açıklamanı yap şunlara. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Ben mahallemizin geleceği için muhtarlıktan çekilip Pembe'ye destek veririm. Bana borcu olanlardan ricam Pembe'yi desteklesinler. Yoksa faizler artar una göre ha. Bu işe koyduk baba. Senden mi çekineceğim be Pembe? Senden korkan senin gibi olsun. Tutun tutun. Ha. Yunus baba gelecek. Dertler bitecek. Allah! Ha. Kısa oldu baba, konuşma kısa oldu. Kaldım. O kadar. Bravo! Çabuk ol oğlum. Doğru. Toz Pembe, bir cennet mahallesi için oylar Pembe'ye. Pembe'ye! Pembe'ye! Ya? Kulaydı. Şu olanları görürsün değil mi Şahin'im? Biz Yunus babayla anamın barıştıralım diye uğraşalım. Onlar gidip seçimde birbirlerine rakip olsunlar. Şahin'im aralarına siyaset girdiyse artıkın hayatta iflah olmazlar ha. Doğru diyorsun. Bunlar iyice birbirlerine düşman olurlar. Bizim evlilik işi de kafadan yeter. Biz gene birbirimizi öyle ciğerci kedileri gibi uzaktan bakıp miyavlayıp dururuz ha. Allah'ım ya ne zaman yeneceğiz şu makus talihimizi ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Dua edelim de bu muhtarlık seçimi iyice dallanıp budaklanmadan aralarını daha fazla açmasın ha. Hadi gel dua etmeye gidelim. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Şarkıyla başbakan oldu. Uğurlu şarkıdır ha. Bunu başbakan yaptı, beni de inşallah muhtar yapacak. İnşallah. Yüzünüzü kızı sildim acala desene.
Sen de benim gelinimsin, ekmeğimi yesin Barzana kız. Oyla Pebe abla. Pebe. Avka hitap et Pebe, avka. Edeceğim ulan. Çok sevgili Cünnet Mahallesi insanları. Nasılsınız canım? İyi misiniz? Vallahi ben sizi çok iyi gördüm ha. Kız, Arafi'den sen nasılsın kızım? İyiyim. Kızı kocaya verdin mi kız? Verdim, verdim. Zengin mi kız damar? Zengin, çok zengin. Lan sohbeti şimdi Pembe, oy işte, oy, oy. Ey pardon, çok doğru değilsin lan. Lan mahalleli, çok pardon ha. Lan ben şeyi daldım, muhabbeti daldım. Asıl geleceğimi unuttum. Ben aslında sizden oy isterim. Vereceksiniz değil mi? Ha. Ha. Ulan erkekseniz vermeyin ha. Ulan siz beni bilirsiniz ne cazgır karı olduğumu ona göre. Hepinizi eşek sudan gelene kadar döverim ha ona göre ha. 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 Ona göre ha. Esnafım, benim darbukacı emekçim, benim güzel vatandaşım, sakın Pembe'ye oy vermeyin. Çünkü ben hepinizin dertlerini bitirmeye geliyorum. Yaşayın! 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 Ben size muhtar olmaya değil, baba olmaya geliyorum. Bana baba demeye hazır mısınız? Hazırız! Hazırız! Allah seni kahretmesin. Ulan sakın buna baba demeyin ha. Yarın gün olur, babanız olur, ananızı bellir. Sakın kanmayın ha. Uylar kime? Pembe'ye. Sevgili cennet mahalleliler, siz sakın buna kanmayın. Bu mahalleyi toz pembe yapacağım der, yarın mospor yapar ona göre. Ne istiyorsun Pembe, açsana yolumuzu. Lan görgüsüz. Açsanıza lan konvoyun önünü. Asıl siz açın, yol verin. Lan önümüzü kapatamazsınız siz bizim. Açın ulan Cennet Mahallesi'nin önünü. Pembe geliyor. Cennet Mahallesi geliyor. Hücum. 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 Baba. Baba durun ya. Cennet Mahallesi takipleri. Cennet Mahalleliler. Komiserim. Sıraya geçin lan. Yahu gene niye geldiniz başımın belaları? Gene niye geldiniz? Rica ederim bağırmayın komiserim. Bu sefer siyasetten düştük. Doğru. Siyasetten düştük. Adil suçlu muamelesi yapmayın bize komiserim. Salih. Buyurun komiserim. Topla şu megafonları. Baş üstüne komiserim. Bir megafonunuz eksikti. Nedir bu haliniz? Biriniz anlatsın. Ben anlatayım komiserim. Muharrem abi muhtarlıktan istifa edince Yunus baba muhtarlığa aday oldu. Pembe abla da bunu duyunca iş durur mu? Durmaz. İş durur mu? Tebrik ederim. Komiserim beni çok iyi tanımış. Canım benim. Sen sus! Canım. O da hemen adaylığını koydu. İkisi birden muhtar adayı olunca da sonuç ortada işte komiserim. Ah, ah Muharrem ah. Yaktın beni. Başıma ne dertler açtın be. Ne diye istifa edersin sanki be adam. Ne komiserim. Hep bu Muharrem'in suçudur bu. Sen hiç konuşma. Sen Muharrem'i sinirlendirmeseydin istifa etmezdi. Komiserim. Bu arada oyunuza talibim ha. Buyurun komiserim. Benim bildiğim komiserim oyunu çöpe atmaz. Benim gibi mıktar olacak birine oyunu verir değil mi komiserim? Düşüneceğiz bakalım. Size söz veriyorum komiserim. Oyunuzu bana verin. Bir daha kavga etmeyeceğiz. Bu karakola da adımımı atmayacağım. Bravo. Bu seçim vaadini sevdim. Sana oy verebilirim. Komiserim,
ben verecektim o sözü size. Vallahi ben de hiç gelmem ha. Yeter ki oyunuzu bana verin. Peki. Seçimlere kadar kim hiç kavgaya karışmazsa, gıkını çıkarmazsa oyum onun. Tamam mı? Hadi aferin. Hadi bakalım şimdi hepiniz evinize hadi. Baba, bizim takım yürüyün ulan. Sevgili vatandaş. Hay Allah ya. Her tarafa baktık, Pembe ile Yunus'u bulamadık. Karı koca seçimlerde birbirlerinin rakip oldukları doğru mu? Onları nerede bulabiliriz? Lütfen yardımcı olun. Arkadaşlar sakin olun. Eğer Yunus'la Pembe hiçbir yerde yoklarsa karakola düşmüşlerdir. Birazdan gelirler, merak etmeyin. İşte geldiler işte bak. Pembe Hanım, bir açıklama yapar mısın? Ne çekiyorsunuz? Beni mi çekiyorsun oğlum? Durun durun, önce kendime bir çekidüzen vereyim ulan. Gözlerimi kırmızı çekmeyin ha. Hangi kanal? Show mu? Birinci haber olarak verin ha. Karı koca muhtarlık seçimi için birbirinize rakip olduğunuz ve yarıştığınız doğru mu? Tübe, yalandır. Nasıl yani? Siz karı koca değil misiniz? Lan orası doğrudur da şey kısmı yani yarış kısmı yanlış. Çünkü bir yarışın kazananı baştan belliyse ona yarış denmiyor. Doğru. Kazanan şimdiden belli. Ben. Bravo. Bravo. Babam Bravo. Benim ben. Çek oğlum. Seçimlere niçin girdiniz? İnat için girmedi. Tabii. Bebeğin neden girdiydim? Neden girdim lan ben şeyden? Türk kadınını temsil etmek için siyasete girdim. Çek Bravo, oğlum çek. Dur. Çek bizi çek ha. Ya siz niye girdiniz? Canım benim, o da zurnacıları temsil etmek için girdi siyasete. Değil mi lan zurnacı? Aranızda tatlı bir rekabet var galiba. Ne tatlısı be. Ruslak bir kaşık suda boğarız birbirimizi. Öyle. Baba öyle. Sakin ol, provokasyona gelme. Çok yakında bir zamanda çek oğlum. Kendisinden boşanacağım. Şimdi buradan sen mi çekiyorsun oğlum? Bekar ve zengin beylere sesleniyorum. Çok yakında tulum. Evlilik taleplerinizi beklerim diyorum. Ben varım burada ya. Dedim. Dedim. Seni. Muhtarlık seçimleri karı ve kocayı birbirine rakip yaptı sevgili seyirciler. Cennet Mahallesi'nin boşalan muhtarlığı için yarışan Yunus Bey ve eşi Pembe Hanım kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. Şimdi buradan sen mi çekiyorsun oğlum? Bekar ve zengin beylere sesleniyorum. Çok yakında dulum. Evlilik taleplerinizi bekliyorum. Lan medyaya da çıktım. Bütün Türkiye bizi izledi. Ne yapıp yapıp yani bu seçimi kazanmam lazım. Yanlışım varsa düzeltin ama seçmene biraz kıyak geçmek lazım, anlarsın ya abla. Ne kıyağı be? Rüşvet mi vereceksiniz yani? Kızım ne rüşveti? Yardım etmemiz lazımdır. Seçmenlere acık un, acık şeker vermemiz lazımdır. Ay ben şu ocaktaki yemeğe bir bakayım. Ya iyi de hangi parayla bulacaksınız onları? Kız o ne biçim laftır? Bak burada sponsorumuz vardır. Öyle değil mi Ethem'cim? Madem Yunus'u yenmemiz için lazım, yapalım o zaman. Aş şöyle lan. Sal canım. Bir bak bir miktar olayım hele. Ha muslukların ağzını abi öyle açacağım sana. Baba. Ne oluyor be? Ne oldu kızım? Pembe ablalar seçime iğle karıştıracaklar. İğle mi? Ne iğlesi ya? Seçmenlerin oyunu almak için şekerle un dağıtacaklar. Vay alçaklar. Şimdiden seçimi kaybettik baba, geçmiş olsun hadi. Kaybetmem ben. Onunla şekerle un dağıtırsa ben de yumurta dağıtırım, bütün oyları alırım. Ay helal be abi be. Baba şu muhtarlığı kaptırma Pembe ablaya ne olur. Ya sorması ayıp. Bu yumurtaları hangi parayla almayı düşünüyorsun baba he? Senin sultan için topladığın başlık parasıyla. Ne? Hayatta olmaz baba ya. Ölürüm de vermem o parayı ha. Olur oğlum olur. Muhtarlığı kazanayım, ilk işim sultanla seni evlendirmek. Baba olmaz ya. Ya o paralar benim sultana kavuşmak için son umudum ya. Güven sen bana. Ya baba ya. Sayende son umudum da kupesi tamam oldu ha. Oğlum. Hı?
geldi al abi. Baba. Bak sana da bir süpüreyim ha. Ne oluyor? Şunlara bak ya. Oyun pembe. Hadi abi ha. Hadi yolun açık olsun. Gel gel gel. Zurnacı başı. Siz o için millete rüşvet mi verirsiniz? Bilmem ki vallahi. Sizin yaptığınızın aynısını yaparız. Rüşvet mi deniyor buna? Bak ya. Lan bunlar ne yapacağımızı? Nereden haber alırlar? İçimizi mi okurlar acaba bunlar? Büyük ihtimalle Pembe abla. Pembe kacısı. Gel oyunu bana ver. Sana da bir yumurtayı. Lan Allah'ın aç köpekleri. Sizin o kokuşmuş yumurtalarınıza bizim ihtiyacımız yoktur ha. Aa, bizim yumurtalarımız kokuşmuş değil ki. İstersen bir tane vereyim. Ah. Zurnacı. Hucum. 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 Şikayetçiyim komiserim. Esas ben şikayetçiyim. Siz kimsiniz be? Tanımadın mı komiserim? Bak, bak ben Pembe. Makyajımı biraz az yapmışım, onun için tanımadınız. Sen kimsin? Aç bakayım yüzünü. Yüz görümlüğü isterim ama. Var mı öyle beleşe yüz açmak? Yunus, sen misin yoksa? Tebrik ederim. Komiserim hakikaten bildiniz. Nasıl anlıyorsunuz ayret? Allah Allah, görüyorsunuz mu adamı? Boşuna komiser olmamış. Siz benim başımın belası mısınız be? Bismillah. Gene akordu bozuldu buna. Bu ne hal? Nedir bu üstünüzdekiler başınızdakiler sizin? Komiserim bunlar undur. Bunlar şeker. Bunlar da yumurta. Bunlar da süttür komiserim. Allah Allah. Hı? Yani demek ben şimdi sizi böyle fırına atsam... Yani sütlü kurabiye olursunuz değil mi? Aynen adam şu bizim komiser ya. Sütlü kurabiye. Pardon komiserim. Ötün bakalım. Gene ne oldu? Vallahi biz bu pembede şikayetçiyiz komiserim. Seçmelileri rüşvet olaraktan u dağıtırken yakaladık. Üç kağıt çıkarın. Seçime iyiyle karıştırır. Ya siz u yumurtaları ne yapardınız? Kuluçkaya mı yatardınız? Pembe doğru söyler komiserim. Onlar da yumurta dağıtırdı rüşvet olarak. Ulan sizin de, sizin yapacağınız seçimin de. Yettiniz be, yettiniz. Çıkın sen hadi. Salih, at şunları içeri. Başla komiserim. Hadi bakalım içeri. Bunlar ne? Anlarsınız ya, kıymetinizi bilin. Herkese bir yumurta veriyorum, size iki yumurta verdim. Oyunuzu bana vereceksiniz değil mi? Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun ha? Allah delirdi. Kaçma. Hayda. Bugün yediğim kaçıncı yumurta be? Bir şey değil, kolesterolüm yükseldi. Naşli tovala, o kardukala ama naşli biri var. Ayrola baba, niye bakarsın o fotoğraflara? Fotoğraftaki mutluluğumuza bakarım be oğlum. Bak Pembe nasıl sevgiyle gülümser görür müsün? Sen de çok mutlusun ama ha. İnsanlar bir tek fotoğraflarda çok mutlular. Fotoğrafçıların vitrine bak. Herkes gülümser. Sanki o mesut anları sonsuza dek dondurmak için fotoğraf çektirirler. O mutluluk ellerinden gitmesin diye. Ama hayat fotoğraftakine benzemez. Bugün mesuduz, yarın üzünlü. Çok doğru dersin be baba. Bu fotoğraf çekilirken 3 hafta sonra boşanacaksınız deseler hayatta inanmazdım. Ama yarın sabah Pembe'yle boşanma davamız var. Üzülme be baba. Yarın ola ayrola. Belki de Hakim amca boşamaz size. Karar. Kalk.
Tarafların boşanma taleplerinde ısrarcı olmaları, verilen süre içerisinde şiddetli geçimsizlik hallerinin devam etmesi hasebiyle tarafların boşanmasına karar verilmiştir. Yaşasın adalet. Abla, ayağına bas, ayağına. O evlenir kaldı salak. Salak. Boşanırken olmuyor mu? Allah'ım yarabbim ya. Baba, üzülme be. Abi, üzülme be. Hayır yani, PB için değmez, ondan derim üzülme diye. Lan salak. Senden boşanacağım dememiş miydim? Aha da boşandım. Üzgür oldum gene. Naş, naş. Tebrik ederim Pembeciğim. Artık boşandığına göre bana bir yemek sözü verirsin değil mi? Lan sen de ciğerci kedisi gibi etrafımda yalanıp durma. Daha yeni boşandım lan. Bismillah dur bir kendime gideyim lan. Kızmayın be Pembeciğim, prensesim benim. Dikkat, dikkat. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Bu akşam Cennet Mahallesi düğün salonunda İki muhtar adayımız Yunus ve Pembe'nin münazarası olacaktır Şimşek. Kız abi. Tamam be, kes kes kes. Münazaradan önce Ferhat kardeşimizin bir konseri olacaktır. Beleşen'de. Beleşin düğünce nasıl alkışladınız ha? Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve onu alkışlarla uğurluyoruz. Ve şimdi de huzurlarınızda Cennet Mahallesi muhtar adaylarımız Pembe ablam ve Yunus baba geliyor. 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 Sağ olun sevgili vatandaşlarım. Pembe, önce sen konuş. Lan ne kibar adamsın. Önce bayanlar değilsin değil mi canım? Yok ondan değil. Lafın hası en son söylenendir de ondan. Bravo, bravo, bravo. Çekilirsin bak. Oh.
şimdi. Sevgili cennet mahalleliler. Bana oy verirseniz ben de ileride size. Ne gülersiniz? Yeminle siz de ileride aday olun, size de ben oy vereceğim. Ne dersin be pembe? Yaktın bizi. Kafadan bir sıfır malum başladık. Ne bileyim ulan, aklıma söyleyecek yalan gelmedi hiç. Oturun oturun, ben konuşacağım ya. Test test. Sevgili hemşerilerim. Bana oy verirseniz bütün mahalleyi baştan aşağı yıkayıp tertemiz yapacağım. İnanmayın, yalan söyleyin. Kendisi bir yıldır yıkanmıyor. Şimdi kalkıp da mahalleyi yıkayacak. Helal kızım, yaptın bu anı. Beraberliği yakaladık. Sevgili... Susun lan, otur oraya. Hemşerilerim. Bu mahalleye bir karı elinin değmesi şarttır ana. Söz. Muhtar olursam bütün mahalleyi yıkayacağım ha. Hem de gelinin fatoşu da yollayacağım hepinizin evin. Bravo, güzel şeyler. Sultan'la Ferhat'ı evlendireceğim. Tüm sevenleri kavuşturacağım. Toplu nikah kıyacağım hepinize be. Sağ ol babam. Yaşa be. Yaşa baba. Yaşa baba, yaşa. Ne yaparsın sen? Sultanı hayatta vermem be senin oğluna. Yuh be. Burada muhtar konuşur. Sevenler kavuşacak dedim, sen kavuşacak. İşkıya mısın ulan sen? Benim yoksa sultanı. Ya kardeşim otur, bir susun. Hep bize emek dağıtılacak. Susun susun. Adayı konuşayım. Susun biraz. Ayıp oluyor ama. Bir durun be. Hepinize vereceğim ulan yemekler ben. Tatlı da isteriz. Tatlı da vereceğim be oğlum. Ne olur be. Ablam aşağı mahalleden kaçak seçmen getirmiş. Getirdim. Nasıl yani? Biz buradan taşınalı 2 yıl olur ama kaydımız hala burada. Tamam oğlum. Kızım anlasana. Bunların hepsini biz mahalleden gösterip seçime sokacağız. En az 50 oyları var. Seçimi kesin kazanırız. Kız ana. Bak, sen iyice sapıtın ha. O da olacak. Seçimi kaybederse darbe yap bari. Kız git be, üf. Aa, bak gördün mü lan? Hı. Bu da iyi fikir ha. Bunu daha sonra bir düşünelim. Ethem'cim şimdi unutmayın ha. Kime uy vereceksiniz? Pembe'ye, Yunus'a değil ha. Sen nereden geldin? Aşağı mahalleden. Ha. Aşağıdan geliyorsun. Olsun. İyidir aşağıdan gelmek. İyidir lan. İyidir şimdi. Unutmuyorsunuz. Pembe'ye oy veriyorsunuz. Yunus'a değil. Kime veriyorsunuz? Pembe'ye. Pembe. 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 Stop. 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 Kime veriyorsun oğlum? Bir daha de. Pembe'ye veriyorum. Pembe'ye veriyorsun. Bak öğrendiler. Sen? Pembe'ye oy veriyorum. Bravo. Pembe. 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 Size yemek yapacağım. Pembe. 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 Baba, 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 baba. Ne oldu be kızım? Bu ne telaş? Pembe ablalar yine seçime iğne karıştırdılar baba. Bu sefer ne yapar iğne kargacı? Aşağı mahalleden 50 kişi getirmiş, bizim mahalleden gösterip seçime sokacaklar. Sahte oy toplayacaklar yani. Vay ablacı var. Vay be. Pembe abla üç kağıtçılık kitabını yazıyor resmen ha. Bırakın üç kağıt yapsın o. Siz doğruluktan ayrılmayın. Allah doğruya yardım eder. Doğru dersin ona. Şimdi ne yapacağım be Yunus? Hiçbir şey. Yarın ola, ayrı ola. O zaman sen işi bana bırak.
Önce sen at Pembe. Bayanlara öncelik. Oyunuzu kime verdiniz Pembe Hanım? Kendinize mi yoksa eski kocanıza mı? Cennet Mahallesi için. Kim hayırlı oluyorsa hangi kameradayız ona veriyorum. Teşekkür ederim. Sen de mi bana verdin oyunu Pembe? Ne tesadüf. Ben de kendime verdim oyunu. Ya. Lan çekiyor musunuz oğlum? Al. Atıyorum ha. Attım. Bravo. 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 Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Bravo Yunus Baba. Alkışlasana. Atmadı be dur be. Şimdi. Ay. Bravo. Bravo. Baba. Baba bu adam işte. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne tutarsın herifin elini be? Bir dakika. Görevli bey. Bu adam bu i̇şte mahalleden bu değil, seçime hile karıştırırlar. Hile mi? İki sene önce taşındı. Kaydını sildi ben bunu. Şimdi Fatma'yı taşa vurdu kız ana. Ne demek bu mahalleden değil? Hı. Yalan söyler abi, bu mahalledendir o. Hı. Üstelik kendisi benim dayımın oğlu oluyor. Ne? Bir tane abi. Demek dayının oğlu ha. Söyle bakalım. Dayının oğlunun adı nedir? Şeydir lan. Lan oğlum senin adın neydi? Nedir? Sakın ağzını açma. Hı. Pembe söyleyecek. Tamam lan söylüyorum. Mustafa. Mustafa, emin misin? Şeydir, Abdülaziz. Abdülaziz. Adı Nihat bir kere. Buyurun bakın kimliğine. Doğru, adı Nihat'mış. Seçime hile karıştı. Nihat mı? Nihat. Lan oğlum, dayım senin adını ne zaman değiştirdi? Ulan Abdülaziz iyiydi. Niye Nihat yapmış anlayamadım. Hiç numara yapma Pembe Hanım, yemezler. Seçime hile karıştırdım. Ayıp be. Yaşından başından utanma. Ayıp. Adam nereden geldi? Seçime hile karıştırıldığı için seçim iptal edilmiştir arkadaşlar. İşte senin yüzünden seçim iptal oldu. Bu kadını yapsaları artık yeter. Abi gülallak ya da ayıptır ya. Komiserim bu kadar olmaz ki. Başka mahalleden adam da var. Komiserim yapmış öyle şeyler ya. Çok ayıp ya. Şikayetçiyim ha. Abunlar seçimi hileyi karıştırırlar. İftira. Asıl kendisi seçime iftira karıştırır. Doğru komiserim. Pembe abla üç kağıt yapar. Ay bize hileci değil. Kendi hilecinin ağababası komiserim. Yeter be. Susun. Biriniz anlatsın. Konuşabilir miyim komiserim? Her şey Pembe ablanın suçu komiserim. Aşağı mahalleden 50 kişi getirmiş, bu mahalleden gösterip seçime sokmuş komiserim. Doğru mu Pembe? Tübe, yalandır. Fatoş şahittir komiserim. Hı, evet doğru komiserim. Buzacının şahidi de Şıracı olmaz. Sultan dürüsttür komiserim. Sultan söylesin. Pembe abla akşam eve başka mahalleden 50 kişi getirdi mi getirmedi mi? Getirdi. Sen de mi Biritis? Sen konuş bakalım şimdi de. Doğru diyor komiserim. Bize yemek verdi karşılığında o istedi. Bu kadar şahit yetmedi mi? Buyurun seçim gözcüsü var burada komiserim. Sen konuş abi. Beyefendi haklı. Pembe Hanım'ın seçime hile karıştırdığını fark edince tutanak tutup seçimi iptal ettik. Oo, burardı bu bebeğim. Yeter be. Yeter. Gına geldi sizin seçiminizden. Defolun gidin. Seçim geçersiz komiserim. Tutanak burada. Ver bakayım. Ethem. Sen misin Muharrem'e iftira atan? İşte Allah böyle cezalandırır seni. Ne iftirası komiserim? Doğru derim ben. Sus be. Müfettişler geldi. Araştırma yaptılar. Muharrem tertemiz çıktığından ya. Başka cebinden 120 milyon lira para harcamış. Bravo Muharrem. Bravo işte. Bir tanedir benim kocam bir pırlanta gibidir, namus timsalidir. Sağ olun, mahcup edersiniz beni. Sen de gidip hemen istifa dilekçeni yere alacaksın, muhtarlığa geri döneceksin. Bilmem ki komiserim, mahalleli ister mi beni? Hayır. İsterseniz daha değişik bir şey yapalım yani. Bir öneri olarak ben muhtar olayım. Kes! İstersen ben muhtar ol. Gördün değil mi baba? Dinlemedin beni. En muhtarlığı kaybettin,
Hem de sultan için biriktirdiğim başlık parası gitti ya. Demek ki sultan senin kısmetin değilmiş be Ferhat'cığım. Hadi lan. İki nasıl olacak? Ben de en çok başlık parasının gitmesine üzülürüm be oğlum. Ama Allah'a şükür altında taksim var. Gene toplarsın o parayı. Kolay mı tekrar o parayı toplamak baba ya? He? Kolay mı? Buyurun. Tamam, eve gönderirim. Ferhat, İrem Sokak 22 numaraya taksi isterler. Aa. Bak, Allah baba da yardım eder sana. Hemen müşteri çıktı. Hemen gideyim baba. Neyse, ben de kalkayım Şipşak. Maça gideceğim. Ayıptır hava atması. Kapalıdan biletim var da. Vay organizatör bozuntusu vay. Kapalıdan bilet alacak parayı nereden buldun lan? Aşk olsun Yunus baba. Sence Rıza bir şeye para verir mi? Sahte bu bilet. Aa, ciddi mi lan? Hiç anlaşılmıyor. Anlaşılmaz tabii. Arkadaşın bilgisayarında yaptık. Diye bir program var. Takıyorum bileti. Böyle yazıları değiştirip orijinalinin aynısını veriyor sana. Vay saçma. Ruhsat derifim be. Neyse ben geç kaldım. Ya akbili olan var mı? Otobüse bineceksin de. Sende onun da sahtesi vardır inceden. Aa, aşk olsun ha. Lan hepten üçkağıtçı yaptınız beni ya. Hadi eyvallah. Ben de eve gideyim. Hadi güle güle. Buradan düşen bir Pembe abla. Yazık değil mi bana be? Temizlik kız. Sen misin beni seçimde ispiyonlayan? Az bile sana. Aa Fatoş, ne olur be? Ay kız düşeceksin oradan. Karışmayın ulan siz. Temizlik yapar. Temizle kızım, temizle. Ya ne temizliği be abla? Düşüp ölecek kız. İyi işte ulan. Dünya bir mikroptan temizlenir. Temizlik yapar demedi mi? Al sana temizlik. Aha, komiyim değil mi ulan? Aa, ya yazık değil mi kıza be? Ya hakikaten düşse oradan? Lan abartmayın. Hiçbir bok olmaz. Anladın? Sen temizle haydi kızım haydi. Sil sil. Möhkem sil. Kız bak üstte bir leke kalmış ha. Çık oraya çık oraya oraya oraya. Ha orayı da sil. Haydi. Pembe abla yukarı, ben yukarı. Düşmesin kız. Tükür de sil ha. Güzelsin uzan ha uzan uzan. Haydi kızım haydi maşallah. Ne güzel siler ha. Ay tüküreceğim böyle temizliği ha. Korku filmi izler gibi. Ne bu be kız oradan. Sen karışma. Karışma. Haydi kız temizle haydi. Fatoş. 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 Ver bana. Açın. Lan. Gördüğünüz değil mi? İşte kaytarmak için düşme numarası yaptı. Kibanım bu karıdan korkulur komşular. Sen ne ruhsuz karısın be. Kız öldü orada sen hala numara değilsin. Öldü mü acaba hakikaten? Kız Esat'tan mı öldün numaradan mı öldün gavurun kızı? Abacığım. Kız ölmedi değil mi canım? Kırıldım. Bacağım çok ağrıyor. Bak kızım, bacak kırılsa da çok önemli değildir ha. Üzülme. Zaten sen pek dolaşmayı sevmezsin ha. Bacak çok lazım olmuyor sana. Değil mi canım? Abla, Allah'ından mı değil mi? Ne diyeyim ben sana be? Fatoş, gel kızım, gel. Kız böyle düşe kalka, düşe kalka bitirirsin temizliği. Haydi canım, gel. Kızım, yeter! Konuşturma beni! Aa, karı çıldırdı ulan. Nasıl? Aman be. Bacağım. Canım. Fatoş. Fatoş. Kızım evladım ne oldu sana? Pembe abla üst katın camlarını dışarıdan sildirince düştüm ama. Vah yavrum vah. Bir şeyin yok ya. Yok. Bacağım kırıldı sandım ama incinmiş sadece. Vay alçak karı vay. Nasıl kıyar sana? Ya bir de Türkiye'de işkence kalmadı derler mi? Pembe'nin yaptıkları ne peki? Seçimde hile yaptığını ihbar ettim diye kızmış bana baba. Eziyeti dozunu iyice arttırdı. Sen hiç merak etme kızım. Canım. Bu bünyenin adı Allah. Yunus'sa bunu Pembe'nin yanına bırakmam. İntikamını alırım senin. Ama nasıl? Photoshop diye bir program var. Takıyorum bileti. Böyle yazıları değiştirip orijinalin aynısını veriyor sana. Pembe'den nasıl intikam alacağımızı buldum. Nasıl alacağız be abi? Ne yapacağız be baba? Söylemem. Tülpünüz. Azıcık merak edin. Allah Allah. Abi ne yapacak acaba?
Ay ay. Dur dur. Oy dur. Oy kurban. Ha. Buraya da vermiştik abi. Stop. Stop. Buyur Peppa abla, ne istersin? Canım, hani o seçimden önce hepinize dağıttığım unla şeker vardı ya. Var. Bilirsin canım, seçim iptal oldu. İyisi, unla şekeri geri toplarız. Ver bakayım, ne diyorsun canım ya? Sen onları. Ver. Deli misin desin be. Kullandık, yedik biz onları. Kız yalan deyip çamura yatma. Ver onları diyelim sana. Defol git de. Yedik yedik. Lan madem yedin ben onları dışarı çıkarmasın. Abla dur ya. Yalan ya, öldürecek misin kadın? Yemiş dur ya. Yemiş oğlum abla. Be yemiş. Yemiş. İnşallah. Yemiş ulan. Neyse bundan sonraki hangisiydi? Şu evde al da. Haydi yürü arabayı al da gel. Alayım. Bencüse. Severler muhtarı Gencüse. Kes tıraşı da oyna be. Hakikaten ha. Rıza. Buyurunuz baba. Rıza. Rıza. Bir şey konuşacağım ama aramızda kalacak. Ayıp ettin Yunus baba. Ser veririm sır vermem şipşak. Şu senin bilgisayarda maç bileti yapan arkadaş milli piyango bileti de yapabilir mi? Yapabilir mi ne demek? Emret büyük ikramiye çıkanından yapsın şipşak. Ben de tam ondan isteyecektim zaten. Büyük ikramiye çıkanından. Ciddi misin? Çaktırma. Mühim bir iş için lazım. Arkadaşın müsait midir? Şimdiki istek yapabilir mi? 3 kuruş atarız. Hemen yapar şipşak Yunus baba. Hadi gidelim çaktırma. Şimdi Ala al şu poşetleri ben ya. Abi bana gofret bir yer lazım. Dur be. Dur be. Dur al. Ama yemekten sonra yiyeceksin ha. Tamam sağ ol. Hatuş babam nerede ya? İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Aa o bilet ne baba? Piyango bileti. Gel. Aa. Diğer piyango biletlerinden ufak bir farkı var. He? Bu büyük ikramiye kazanmış bir piyango bileti. Ya yeme bizi baba ya. Al. Büyük ikramiyeyi kazanan biletin numarası yazar. Bu da bilet. Ver ver. Aa. Hakikaten de büyük ikramiyeyi tutturmuşsun baba. Anakoş. Anakoş büyük yapma. Bağırma be. Dualarım kabul oldu be. Ne dersiniz be? Ay ciddi misiniz? Ama. Ne kız gibi sürüyor değil mi kız? Ay. Böylece bileti de test etmiş olduk. Hepiniz yediniz. Ha? Biletin sahte olduğunu anlamadınız. Demek yerim iyi iş çıkarmış. Sahte mi? Sahte tabii. Rıza'nın bir arkadaşı bilgisayarda yaptı. Ana. Buyur oğlum. Sen dua etmeye devam et. Niye sahte bilet yaptın baba ya? Pembeye oyun oynayacağız. Fatoş. Hı. Al sen şimdi bu bileti. Al. Kulağını iyi aç. Beni iyi dinle. Dibinde. Yemek yerim şurada. Müjdeymiş. Ne müjdesiymiş bu? Bana piyangodan büyük ikramiye çıktı Peyma baba. Bunun için mi yaygara koparırsın? Kız ben seni bu arada. Peyma abla. Ne dur kız? Kız sen ne dedin anne? Sen çok rica etsin bir daha tekrarlar mısın bunu? Zahmet olmaz. Bana piyangodan büyük ikramiye çıktı. İşte bakın. Bak. Peyma abla, gazetede bu kazananların numaraların listesi. Bu da benim biletim. Allah, yaşadık be Fatoş. Ay öpeyim kız Fatoş. Ay. Gelin, beni evlendirirsin değil mi? Ayıp ettim gazetede. Allah! Lan var ya, ben sizin şu halinize bakar bakar da utanırım lan. Ulan daha düne kadar şu zavallı sübiyeyi yapmadığınızı bırakmadınız ha. Duydunuz ikramiyeyi. Şimdi yalakalık yaparlar sana. Sizin kalıbınıza gel canım ananın göğsüne. Onlar senin paranın peşindeler. Çok doğru dersin ana. Biz Fatoş'a kötü davranırdık değil mi biz? Ablam haklı. Sabah kız ona Fatoş'a pencereyi sindirip aşağı düşürdük ya. Nasıl da çabuk unuttuk ayret.
Hem biz kötüyüz hem de hafızamız kötü. He doğru. Kızım onlar senin biletin peşindeler ha. Aman ha bileti sen bir yere kaptırma. Ver istersen onu ben saklayayım canım. Ay yok yok. Ben şimdi önce gidip babamlara bunu göstereyim. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Kızım dur yavaş koş evladım. Merdivenlerden düşeceksin. Bilete bir şey olacak. Aman yani kıza bir şey olacak dedim. Lan ben şansıma tüküreyim ha. Tam Yunus'un boşanacak zamanı buldum. Bizim mahalle aşağıki mahalle, sizin mahalle yukarıki mahalle. Bizim mahalle topucu mahalle, sizin mahalle yapıştır mahalle. Hadi gidelim karakola merkeze, hadi gidelim karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece. Açtı tovala, o kartu kalama, açtı biri var, usta biri var, açtı tovala, o kartu kalama.